Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz. Ben mersavcı Savcı. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bazı konu başlıklarını değerlendireceğiz. Gündemdeki konulara bakacağız. Siz de bu videonun altında bu konularla ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Hemen videoya geçelim ama şunu da araya ekleyelim. Kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Katıl olarak da bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen videoya geçiyorum. Evet bence gündemin en önemli konu başlıklarından biri Habib Nurmagomedov'la Rusya hükümeti arasındaki gerilimin devam etmesi. Bildiğiniz gibi Dağıstan'da bir dizi saldırılar olmuştu sinagoglara, kiliselere ve burada da saldırganlardan birinin Habib Nurmagomedov'un salonunda çalışması ve onunla bir bağlantısı olması yüzünden Habib'in salonlarına bir anda bir polis baskını, bir askeri baskın yapıldı. Böyle etrafı işte nasıl desem akrep denilen araçlarla sarıldı. Daha sonrasında asker içeri girdi. Bazı soruşturmalar yapıldı ve önceden bir video yapmıştık bildiğiniz gibi Habib Nurmagomedov'un bir vergi borcu vardı. Bu vergi borçları sebebiyle de Habib'in bütün banka hesapları donduruldu. Bazı mal varlıklarına el konuldu. Bunlar dondurulma aşamasına alındı ve ile Rusya hükümeti arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Bu olaylarda biraz tuz biber oldu aslında. Biraz da bahane oldu Habib'in, Habibin hesabını dondurmasına Rus hükümetinin. Bu saldırıda onunla yani bunu tabii ki de şöyle diyemeyiz yani Habib'in işte şey adamı gibi değil. Orada çalışması, Habib'e dokunan bir yanı olması o saldırganın Rusya hükümetinin biraz elini güçlendirdi diyebiliriz. Tabi Habib Dağıstan'da yapılan olayları masum insanlara saldırıları kınadı. Ama şunu söylemek lazım Habib'le Rusya'nın arasındaki bu gerilim bence devam edecek. Hep videolarımızda söylüyoruz. Habib orada lafı geçen bir figür olduğu için çok büyük ihtimalle Habib'ten orada Rusya hükümetini çok destekleyen açıklamalar onları daha olumlu yönlere çekebilecek, halka olumlu yönlere Çekebilecek şeyler bekliyoruz ya. Ama Habib bence oralara yanaşmadığı için birazcık elini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Tabi bu saldırganın Habib nasıl bir bağlantısı var? Derin bir bağ var mı? Bir işte arkadaşlık veya bir ekiptaşlık falan yani böyle bir bağ var mı? Bunlar da zamanla ortaya çıkacaktır. Ama ben bir yani önceki bu işte hükümetle Habib arasında gerilim hakkında video yaparken şundan bahsetmiştim. Yani ben bu olayın Habib'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Abu Dhabi'ye vesaireye yerleşerek işte mal varlığını da zaten Rusya, Rusya medyasının yaptığı habere göre zaten parça parça yıllardır mal varlığını, yatırımlarını dışarıya taşıdığını söylüyorlar Habib'in. Ya eğer öyleyse de çok büyük ihtimalle zamanla ailevi yaşamında belki o tarafları alabilir diye düşünüyorum. Belki işte daha da olaylar çirkin bir yere giderse bunlar da yaşanabilir. Ama tabii ki de Habib Nurmagomedov bildiğiniz gibi o toprakları çok seviyor. Oraları çok seviyor. Evi, köyü, memleketi. Ya öyle bir şey olmasını tabii kimse istemez. Ama bu olaylarda saldırı olayında Habib'le ilgili bir bağın çıkması gerçekten kötü oldu Habib için. Bakalım o olay nereye varacak? Nasıl finaliz olacak? Bunları da göreceğiz. Kanır da bu olayla ilgili yorum yaptı. Kanır çok sert ifadeler kullandı. İşte teröristler ben demiştim. Kanır haklıydı vesaire gibi. Ve onun haricinde banka hesaplarının dondurulmasıyla alakalı bildiğiniz gibi Habib'in para karşılığı evsiz birine şınav çektirdi ve çok tepki çeken bir video vardı. Bütün aslında global dünya tarafından oldukça tepki çekmişti video. Connor da ona bir gönderme yaparak metaliksiz görürseniz nakit karşılığında şınav çektirin gibi bir tweet attı. Yani Connor tabii ki de olayın eğlencesinde olayı bildiğiniz gibi biraz daha böyle işte ben haklıydım kısmına çeviriyor. Ama bakalım olay dediğimiz gibi nasıl finalize olacak? Habib bu saldırı olaylarından bir e acaba yara alacak mı vesaire. Bunların hepsini zamanlı göreceğiz ama gündemin herhalde en sıcak konu maddelerinden biri olan bu olayla da ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. Sizlerin de yorumlarını videonun aşağısında bekliyorum. Evet ikinci konu maddemiz İslam'ın bildiğiniz gibi sıradaki rakibiyle alakalı. Çünkü Arman rakibi olabilirdi ama Arman Sarukyan bir taraftara saldırdığı bir seyirciye saldırdığı için 6 aylık bir uzaklaştırma aldı. Dustin Poirier de bununla ilgili dedi ki Arman dövüşemiyorsa bir daha yapalım dedi. Bir ikinci maç daha istedi İslam'dan. Fakat İslam bunu hayır teşekkür Diyerek geri çevirdi Daha sonrasında Michael Chandler tartışmaya dahil oldu Beklemiyordum açıkçası O da bu maçı alabileceği ile ilgili bazı imalarda bulundu Sonrasında Geleneksel Amerikan güreşinin Yani buradaki Amerikan güreşi WWE tadında değil gerçekten güreş anlamında Yani Amerikan güreşinin Sambo'ya üstün geleceğini, UFC'deki bazı maçların istisna olduğunu ve geleneksel Amerikan güreş sisteminin Sambo'dan daha üstün olduğunu söyledi. İslam da bununla ilgili dedi ki benim gerçek rakiplere ihtiyacım var. Sen patronun veya sahibin ne derse onu yaparsın. Burada Dana White ve Conor hakkında söyledi bunu tabii ki de. O yüzden buradan hemen uza şeklinde bir açıklama yaptı ve İslam direkt yani Michael Chandler'la maç yapmayacağını çok net bir şekilde belli etti. Benim gerçek kontenderlara, gerçek rakiplere ihtiyacım var dedi. Şimdi Arma'nın resimden çıkması, Dustin Poirier'i bir daha istememesi. Yani burada iş biraz daha böyle işte Justin Gaethje'leri Charles Oliveira'ları seker mi diye de merak ediyorum açıkçası. İslam Arma'nın acaba hani o cezasını bekler mi? Çünkü 6 ayda dövüş sporlarında çok uzun bir süre değil yani. Bir anda zınk diye geçecek bir süre çünkü 4-5 ay sonrasına bazen maçlar bile açıklanıyor. Sonra bir bakıyoruz o tarih gelmiş yani buna hiç olmamış şeyler değil. Ya onu bekler mi çok emin değilim ama gerçekten İslam'ın rakibinde hafif sikletin geleceğini de merak ediyorum. İslam'ın da bir rakip sonra veya bir iki rakip sonra da üst siklete çıkacağını zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Ya o yüzden de çok merak ediyorum acaba üst siklete ne zaman deneyecek? Belki bu rakiplerin işte sikletin kitlenmesinden dolayı belki acaba bu aralar deneyebilir mi? Ve bunların hepsi tabii ki de tartışılan konulardır UFC ile İslam'ın takımı arasında tabii şunu da söylemek lazım. İlk bahsettiğimiz konu maddesi de aslında biraz bu ekibin başına ağrıtıyordur. Yani bu ekibin şu anda tek derdi UFC'de dövüşen dövüşçüler değil. Ekibin lideri olan Habib Nurmagomedov'un yaşadık çocuklarıdır. Yani o yüzden orayı da birazcık çözmeye çalışıyorlar. Yani birazcık o ekibin başı dolu şu anda. Ama neler olacak? Tabii ki de UFC'de her zaman yol almak zorunda. Öyle bir şirket. E o yüzden onu da bekleyip göreceğiz. Bakalım İslam ve Hofsiklet için neler olacak? Michael Chandler veya Dustin Poirier olmayacak ama sıradaki rakibi ben yakında böyle ufak ufak duymaya başlarız diye tahmin ediyorum. Ariel Elvan de aslında Michael Chandler'la ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Michael Chandler'ın birkaç gün önceki tweetinin aksine Conor McGregor dövüşü gerçekleşmediği takdirde Chandler rakibi İslam Makachevi olması gibi bir plan yok. Plan hala McGregor, Chandler ama tarih belli değil. Yakında belli olacak dedi. Yani dediğimiz gibi İslam Chandler işi Chandler'ın istediği malum ama bu iş olmayacak. Evet bir de şöyle bir haberle geçelim. 2024'ü de bildiğiniz gibi yaraladık. Artık neredeyse yazın sonuna geleceğiz. Temmuz'a başladık ve... UFC'deki doping test sayıları da yavaş yavaş sızmaya başladı. Yani bu aslında çok uzun süredir böyle bu listenin başını genelde beklenmedik şekilde ve dövüşten uzak olması sebebiyle de beklenmedik bir şekilde Conor McGregor çeker ve bizi şaşırtır aslında. Yine Conor McGregor liderliği ele almış durumda. En çok doping yani anti doping ajansı tarafından doping testine tabi tutulan isim oluyor Conor McGregor. Tam 10 defa test olmuş. Gerçekten bu tarz bir işlem için çokça bir yüksek sayı. E, ee, Jose Aldo 8 ve her zaman aslında görünümü yüzünden yani böyle bir takviye madde kullandığı ima edilen Kale Harrison'da 7. Tesla 3. O gerçekten ilginç yani. Conor McGregor'ın dediğim gibi genelde böyle başı çeker ama bazen de hiç inaktif olduğu zamanlar yani hiç dövüş sporlarının içinde olmadığı geri dönüşünün beklenmediği zamanlar bunu hariç tutuyorum. Yani o yüzden Conor McGregor'ın yeni listenin başında olması bana şaşırtıcı geliyor. Özellikle de yaşam stiliyle vesaire hep ona işte böyle fotoğraf atıyor. Masal bir şekilde inanılmaz şişmiş. Hep diyorlar işte ne iğnesi kullanıyor vesaire diye ama yani anti doping ajansının yaptığı açıklamayla da en çok test edilen isimler arasında Conor McGregor. Bunu da gündemdeki önemli konulardan biri bu haberde düşmüşken bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet bir de Alex Pereira ile ilgili açıklama yapalım arkadaşlar. Alex Pereira bildiğiniz gibi ağır siklet geçmek istiyor. Joe Rogan da Dana White'a showda çokça darlamış onu son showda Dana White açıkladı Joe Rogan da sürekli yanıma gelip bırak dövüşsün, bırak ağır e çıksın diye beni darlıyordu dedi. Thomas Binal'de bir açıklama yapmış. Bu sporda yaptıklarına gerçekten saygı duyuyorum. Bu onunla dövüşmek istemediğim anlamına mı geliyor? Hayır. Kesinlikle onunla da dövüşmek istiyorum. Eğer UFC'nin yapmak istediği buysa bunu yapacağız dedi. Ve açık kapı bıraktı. Yani Alex Pereira'nın 3. kemeri denemesini ben de çok istiyorum. Yani UFC tarihine geç geçebilecek bir hareket ve muhteşem bir isim. Paper River rakamları da ortada. Yani Amerikalı isimlerin yapamadığı şeyleri yapıyor hem de sıfır İngilizceyle. O yüzden ben ya çok çok başarılı buluyorum Alex Pereira'yı. Ağır siklete geçmesi, Aspinal maçı, Jones maçı, belki Miocic maçı ya gerçekten müthiş olur. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim son konu başlığı olarak. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Pereira sizce ağır siklete geçecek mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. UFC ile kalın.